Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.02, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abi ile birlikte gündemdeki konuları konuşuyorduk. Sanki öyle yapıyorduk değil mi Atilla abi? Bayağıdır da program yapmıyoruz. Ne yaptığımı da unuttum. Bir ay oldu herhalde en son. Ben iki hafta tatildeydim. Sonra siz bir hafta tatildeydiniz. Üç hafta oldu bence. Bana üç öyle program geliyor. Üç program yani. Ama diğer programı da sayarsak dört bir oldu? Aylık bir süre evet, var. Evet, ilk defa bu kadar ara verdik. Bir daha olmasın arkadaşlar. Siz de normalde yaz döneminde bu kadar, tabii bu dönem şey oldu. Avrupa Şampiyonası. Onun da etkisi var. Orada 3 hafta kadar oradaydınız. Tabii. 3 hafta oradaydım. Geçen hafta da Antalya'ya gittim. Orada kaldım 3-5 gün. Aman Allah'ım, Antalya nasıl sıcak, nasıl sıcak yani. Allah yardımcı olsun herkese. Tabii ben İstanbul'da olduğum zaman koşa koşa görev gereği, iş gereği, zevk gereği, keyif gereği yayında oluyorum. Ama işte 3 hafta Almanya'da olunca, 3-5 günde Antalya'da olunca ister istemez ayrı düştük. Sen de yurt dışı yurt içi güzel geçti değil mi? Aynen, benim için de bir ilk oldu. İlk defa 2 hafta üst üste izin kullandım. He. Daha da kullanabilirim. Hala yaz uzun. Kullanma ya. Valla baskı var evden tatil konusunda. Evet. Emir büyük yerden geliyor. Büyük yerden olunca insan iki kere düşünmek zorunda kalıyor. Bu arada ben cep telefon numaramı vermedim. Buyurun. İzninle vereyim. 0549-371-0705. Tekrarlıyorum. Kan anonsu gibi oluyor, Allah korusun yani, kan anonsu deyince. 0549-371-0705. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Gelen her mesajı mutlaka yanıtlamaya, fikir jimnastiği yapmaya çalışacağız. Velhasıl dolu dolu günler yaşıyoruz. Yani iyice ölü sezondan sonra... Olimpiyatlar, Avrupa Futbol Şampiyonası derken işte bazı maçların oynanan Süper Kupa. Avrupa'da liglerde eleme maçları. Şimdi de Cuma günü lig başlıyor artık. Süper Lig 2 gün sonra resmi olarak başlayacak. İlk konuşacağımız konu ne olsun? Voleybolcu kızlar olsun, kadınlarımız olsun. Helal olsun vallahi ya, inanılmaz. Yani sabah bazı yorumcular falan izledim. Ağız birliği etmiş sesine, son dakikaları izleyemedik, kalbimiz duracaktı dediler. Yani inanılmaz bir olay yani. Madalyayı garantiledik. Daha garantilemedik açıdan. Şöyle izninle, tabii sen bu konulara daha vakıfsın da, biz dörde kaldık değil mi? Evet. Evet. Biz yenilirsek yani bazı durumlarda yine üçüncü olarak ilan edilme durumu olmuyor mu o olaylar? Üçüncülük maçı var bildiğim kadarıyla. Yani bizim şu an %75 madalya ihtimalimiz var. %25 de dördüncü olup madalyasız dönme bazı turnuvalarda ihtimali falan yani. Boksta öyle mesela. Tamam. Boksta bazı öyle. Turnuvalarda üçüncülük maçı hiç oynanmıyor. İki takıma da üçüncülük verildiği için ben öyle düşündüm ama sen düzelttin yani, teşekkür ederim. Ben de onları karıştırıyorum Atilla abi. Her branşın kendine göre bir başka özellikleri var. Repesaj maçları diye bir şeyler evet var. İşte üçüncülük yok. Direkt mesela boksta işte yarı finale çıktı bizim sporcularımız. Madalya garantilendi dendi. Evet evet. Ama evet, o branşa evet özgü evet bir şey. Evet. Başka branşlarda olmayabiliyor. Voleybolda da bildiğim kadarıyla üçüncülük maçı var. Evet. Ki İtalya'da çok zorlu bir rakip. Bizim yarı finalde oynayacağımız değil mi? Ki grupta 3-0 bizi çok rahat yendiler. Evet. Çeyrek finalde 3-0 Sırbistan'ı görece rahat yendiler. Ama bizim milli takım da farklı bir milli takım. Şimdi tabii hep olumlu konuşmak gerekir. Voleybolcu hanımlarla ilgili, kadınlarla ilgili. Tekrar içtenlikle kutluyoruz. Fakat bir iki cümleyle geçiştireceğim. Niye? Böyle mutlu, böyle güzel bir tablo içerisinde olumsuzlukları şampiyona sonrası, yani olimpiyat sonrası ele almak gerekir. Fakat şu var. O galibiyetten sonra, iki gün önceki galibiyetten sonra federasyon başkanı, sporcular falan mutlaka bir yerlere mesaj veriyor. Yani içeriden de dışarıdan da çok yıprandıklarını söylüyorlar. O da enteresan bir olay yani. Bayağı orada bir kriz, kavga, yani bayağı olmasa bile bir şeyler yaşanıyor. Dayanamıyor kızlar, kadınlar, voleybolcu kadınlar. Federasyon başkanı bile isyan etme noktasına geldi. Yani dün ilk maç sonu sıcağı sıcağına bağlandığında, yani TRT Spor yayına çıktığında ben de... Dündü değil mi? Dedim, ben iki gün önce dedim. Evet. Dündü ama sabah olunca tabii üzerinden evet, çok evet geçmiş gibi geliyor. Bana da öyle gelmişti. Orada belli zaten. Çok da normal değil mi Atilla abi? Yani futbol en çok takip edilen spor dalı şu anda ve onda birçok tartışma var. Şimdi voleybolcularımız da çok takip ediliyorlar. Evet. Yani futbol evet kadar neredeyse büyük turnuvada takip ediliyorlar. O yüzden her detay tartışılıyor. İşte bir kadro seçimi, işte kadro seçimindeki Galatasaraylı mı değil mi, Fenerli evet mi değil mi? Evet. Şunu oynattın, bunu oynatmadın. Orada da var. O yüzden çok normal yani bu tartışmaların çıkması. Abi hayatta en büyük başarı sinir sistemini korumak, ruh sağlığını korumak, moral motivasyonunu korumak.
Ki bizim yani voleybolcu kadınlarımız çok iyi koruyorlar. Ama ne kadar korusalar bile bir yerde insanlar isyan ediyor. İsyan etmek mümkün değil. Ya ben günlük hayatımda bir herhangi bir arkadaşla, kardeşle, görevliyle tartışsam gece uyuyamıyorum. Ya bu kötü bir olay. Her zaman beyin sağlığını, zihin sağlığını, dediğim gibi ruh sağlığını iyi tutmak gerekir. Moral motivasyonunu. O kadar haksız yere suçlamalarla karşılaşabiliyorsun ki. Yani voleybolcu kadınlar çerçevesi veya Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmez, siyaset, ekonomi, insanlar olarak söylüyorum. O her zaman dediğim gibi güçlü, kuvvetli olacaksın. Beyin olarak, mental olarak. Orada voleybolcu kadınlarımız niye isyan ediyor? İnanılmaz bir başarıya imza atıyorlar. Atmak üzereler. Fakat buna rağmen tepkiler geliyor. İnsanoğlu zaten günümüz teknolojisinde, günümüz ortamında sosyal medyayı okumayan yok. Herkes okuyor. Giriyorsun, adını yazıyorsun. Atilla Türker veya işte ne yazıyorsa seninle ilgili yüzlerce, binlerce küfürler, hakaretler, şunlar bunlar. Yani o şartlar altında tarihi başarılara hem imza atıyorsun hem küfür yiyorsun. Ha şu var. Bin demeyin, 1 milyon kişi yazıyordur. İçinde 50 kişi tepki gösteriyordur, yazıklar olsun veya şudur budur. İşte dediğim gibi dünkü maçtan sonra falan hemen hemen tüm sporcular veya önemli bölümü isyan ediyorlar. Araya lafları falan soktular. Biz şimdiden tekrar kutlayalım. Helal olsun Atatürk'ün kızlarına. İnşallah altın madalya gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük başarılarından biri olur. Takım sporu olarak da ayrı bir önem. Zaten bu olimpiyat aslında takım olarak da şey, sadece voleybol değil, okçulukta da ilk takım madalyamızı almıştık bronzla. Evet. Sporcularımız Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış'ta. Ondan sonra atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Taran da yine takımda madalya aldık. Bunlar tarihimizdeki ilk olimpiyat madalyaları takım olarak. Bu da çok enteresan. Voleybolda da hiç yarı finalimiz yoktu. Onu başardık bu galibiyetle birlikte. Şimdi orada da madalya gelirse. Yusuf Dikeç'e ne diyorsun? Yusuf Dikeç'in adını hep görürdüm. Şimdi bunları öyle söylemekte. Mi? Ben hiç duymamıştım. Şöyle, çok özür diliyorum. Ya bunları söylerken belki bir fot kıracağım, yanlış bir ifade kullanacağım, saygısızlık yapacağım ama ben olduğu gibi aklıma ne gelirse onu söyleyen bir insanım. Yusuf Dikeç'in adını ben mutlaka duymuştum. Ya dedim bunu, yani telefon rehberime girdim. Aa, Yusuf Dikeç yazıyor. Ha, kayıtlı. Kayıtlı. Yani yıllar önce röportaj yaptığım gibi hatırlıyorum ama bu da benim ayıbım. Yani net hatırlamam lazım her şeyden önce. Kendisini de şimdi arayamıyorum ama mutlaka yarınlarda ararım. Telefonu da var bende yani. Şimdi eli cebinde atış yapması, eğer başarısız olsaydı inanılmaz bir tepki görürdü değil mi? Lakayt. Tabii. Tabii. Ciddiye almıyor. Tabii. Bir de fakat rakipleri, bütün ekipmanları takarken o tabii hiçbir ekipman takmıyor. Ama insan kendini en iyi insan kendisi tanır değil mi? Yani o şekilde tırnak içinde söylüyorum, artistik olsun diye yapmadı onu. O tarafı da var. Yani o şekilde belki özgüveni çok daha artıyor. Özgüveni zaten 1500 de daha başarılı olacağını biliyor. Yoksa sen 40 yıldır çalışıyorsun, olimpiyatlara gelmişsin, elin cebinde, o artistlik olsun diye yapılır mı? O Allah yolunu açık etsin, helali hoş olsun Yusuf Dikeç için söylüyorum. İnandı, güvendi, eli orada cebinde, cebinin kenarında olduğu halde çok daha rahat, çok daha başarılı olacağına inandığı için öyle atış yaptı. Yoksa mesela eli cebinde olsa belki o atışı, belki de eli yapamayacak. Yani tepki göreceğini bilmez mi? Bir de bardağın boş tarafından bakalım veya diğer tarafından bakalım, madalyonun diğer yüzünden bakalım. Yani Yusuf Dikeç bunu düşünmez mi? Dediğim gibi karavana attı, yani tutturamadı anlamında söylüyorum. Eli cebinde, o zaman nasıl tepkiler gelirdi? Nasıl tepkiler gelirdi? İşte dediğim gibi insan en iyi kendisi tanır insanı. O da o doğrultuda inanılmaz bir başarıya imza attı yani. Dün de İrfan Can Kahveci attığı çok güzel golden sonra onun pozunu verdi kameralara dönüp. Olimpiyatta İsveçli sırıklı atlamacı dünya rekortmeni Duplantis olimpiyat rekoru kırdı atıştan sonra onun sevincini yaptı. Bayağı ikon oldu. Elon Musk'la, Elon Musk değil mi? Evet. Telaffuz yanlış yapmıyor değil mi? Elon diyorlar. Elon mu diyorlar? Fark etmez. Elon Musk, ben Elon'dayım. Elon Musk bile haberleştiler yani. İnanılmaz bir olay. Twitter hesabında galiba yeni açmış Yusuf Dikeç. Evet. Bayağı takipçiye ulaşmış hızlıca. Musk'la tweetleşmeleri var. İstanbul'a davet ediyor. O da geleceğini söylüyor. Bir araya belki gelecekler. Videolarını paylaşıyor. Farklı montajlarla Musk. Evet. İnsanlar karikatürlerini yaptılar. Çok espri döndü yani. Bitmedi malzeme. Hangi ülkede bilmiyorum. Sabah gördüm. Berber tıraş yapıyor. Gördüm. Gördüm. İnanılmaz bir olay. Evet. Yani berberi de kutlamak gerekiyor. Leonardo da Vinci misin abi? Evet. Yani enseden öyle bir tıraş yapmış ki
Yani Yusuf Dikeç'in atışını yapıyor. Gördüm yani ben onu, ben derken normal bir vatandaş, geç herhangi bir ressam bile o kadar kağıt üzerinde veya bilmem ne üzerinde yapamaz. Mümkün değil yani. Helal olsun. Ne berberler var yani. Çok şey var yani. Yusuf Dikeç şu anda olimpiyatın herhalde en çok konuşulan 3 isminden biridir. Evet. Ki bunu altın madalya alarak değil, gümüş madalya alarak yapması da enteresan. Normalde birinciler hatırlanır denir. İkincileri kimse hatırlamaz. En çok hatırlanacak ikinci oldu tarihteki. Fakat burada hanımefendi ekürüsünü de öne çıkarılmadı. Daha doğrusu birlikte. Evet. İsmini de ben sonradan şey yaptım. Hmm. Ama çok da normal Atilla abi. Orada bir şey hikaye çıkmadı çünkü. Şöyle yani hiç öne çıkartılmadı hanımefendi ekürüsü yani. Yine biraz şey olsaydı, fakat Yusuf Dikeç'in ayrı bir olayı olduğu için tabii etrafında dönüyoruz. Helali hoş olsun yani. Komutanın. Bizim komutan. 13 saatlerimiz. Evet. Şimdi bir reklam vaktimiz geldi. Reklama gidelim, ardından sohbete devam edelim. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. ...13-16 saatlerimiz aslında kadın voleybolcularımızdan girdik. Birçok sporcumuz yarışıyor. Reklam arasında da konuştuk. Şimdi sıcak bir gelişme. Milli güreşçimiz Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistan'dan rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final, yarı final, final yolu açık sporcumuza. Gerisi için başarılar dileyelim. Şu ana kadar kaç madalyamız oldu? 3 madalyamız var. Henüz altın yok. Altın alacağımız branşlar daha sonra müsabakalara çıkacağız diye temenni ediyorum, düşünüyorum. Aslında da bir şey kalmadı Atilla abi. Yani şeyin olimpiyatında sonuna geldik. İlk bilmiyorum altın ne zaman gelir mi? Yani onun da garantisi yok tabii, ama perşembe günü boksta Hatice Akbaş'ın finali var. Oradan bir altın madalya gelirse herhalde çok sürpriz olmaz. Çok sayıda mesaj var. O mesajları şimdi mi okuyalım? Bence şöyle biraz Futbol Federasyonu'ndan başlayalım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kısa kısa şampiyon. Yani Beşiktaş'la ilgili konuşmak istiyorum yani. Ya Beşiktaş'la ilgili konuşmak istiyorum derken, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en büyük hata, eksiklik bence, ısrarla da söylüyorum, sevgili Semih'in maçlarda oynatılmaması üzerinde durur. Şimdi Mustafa da inanılmaz bir topçu. Mustafa'ydı değil mi o genç? Mustafa. Hekim oldu. Ya inanılmaz bir, yani onları yetiştiren teknik adamlara helali hoş olsun. Yani bulmak, görmek, yetiştirmek, üzerine katmak tabii. Belki başkası getirdi ama ne olursa olsun. Serdar Hoca onların hocası diyebiliyorum. Toprak Tepe'ydi değil mi? Evet. Sen? Hala ekipte o da bildiğim. Tabii tabii. Yani inanılmaz. Beşiktaş yani çok çok iyi transferleri yaptı. Yani özellikle iskeleti alkışlanacak düzeyde, yani sonucu değiştirebilecek çok sayıda oyuncu var. Nokta transferler yaptı. Galatasaray'da inanılmaz bir mutsuzluk var. Yani buram buram akıyor. Yani futbolcuların yüzlerinden, teknik adamın yüzlerinden, kulüp içi muhalefet, ne bileyim böyle başkanı eleştiren yerde, kulüp içinde sıkıntı orada. Dışarıdaki insana mutlaka bir çözüm bulursun. Hani Allah'ım sen beni dostlarımdan koru, düşmanlarımdan korumayı ben kendim bilirim falan diye. Ama içeriden falan gelince özellikle Galatasaray'ın işi çok kolay değil. Orada Erden Timur'un gitmesi mi bütün bu dengeyi bozdu? Yani çünkü yönetimde onun yerine gelenler var. Ona sanki karşıymışlar gibi. Orada bir cephe oluşmuş gibi. Dursun Özbek'te öyle bir cephe oluşmuş gibi. Futbolcuların arasında bir cephe oluşmuş gibi. Evet. Şimdi Galatasaray'da uzun yıllardan beri Abdurrahim Albayrak'la işte belli kişiler futbolcularla çok iyi iletişim kuruyor. Erden Timur da dahil olmak üzere. Onların eksiklikleri çok fazla hissediliyor. Galatasaray'da bu yaşandı. Yani finansal açıdan belli sıkıntılar vardır, yoktur, şu bu falan, ama bakıyorsun yani Kerem Aktürkoğlu'nun mesela olayı veya futbolcuların belli bir formsuzluğu, Icardi'nin eski Icardi olmaması, patinaj yapması. O bakımdan ya bugüne kadar gelindi, daha çok iyi transferler falan yapılmadı bildiğim kadarıyla. Yani belli bir düzeydeki futbolculara çuval dolusu da para verildi. Sen şampiyon oldun iki sezon. Yani kadronu koruman, üzerine 2-3 tane nokta transfer yapmış olman lazım. Kasana o kadar para girdi. Şimdi Fenerbahçe bak, yani dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdi. Fenerbahçe yol alıyor. Keza Trabzonspor çok iyi transferler yaptı. Abi şu bardağın dolu tarafına bakmak gerekirse olayın iyi tarafı şu. Yani geçen sezon ne bileyim işte 20. haftada falan lig koptu. Veya
hafta sonu Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçını beklemeye başladık. Kimse bunu da yanlış anlamasın. Niye? Diğer takımlar galibiyet de alsa, yenilse de 5. 6. sırada koruyorlardı. Fazla heyecan, fazla bir espri olmuyordu. Şampiyonluk yarışında gönül ister ki yani 3 takım son 3-5 haftaya kadar girsin. Geçmiş sezonlarda bunu biz yaşadık. Ama geçen sezon maalesef Beşiktaş ve Trabzonspor oyundan çok erken koptu. Bu sezon dilerim heyecan tavan yapar. Futbol Federasyonu Başkanı'nı nasıl yorumluyorsun İbrahim? Keyfi çok fazlaydı. Ben hatta biraz ölçüyü de kaçırdım. Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanı olamayacak iki kişi varsa onlara ben söyleyeyim dedim. Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacı Osmanoğlu dedim. Öyle dedim abi. Hatta sonrasında birisi bana sordu. Üçüncü kişi kim dedi. Aklıma gelmiyor dedim. Sonra bir arkadaşım hatırlattı. O da Ankara Gücü Başkanı hakem yumruklayan Faruk Bey. Faruk Hoca'ydı değil mi? Velhasıl ama şimdi şu var. Mehmet Büyükekşi maalesef hiç güven vermiyordu. Hakemler üzerinde müthiş soru işaretleri vardı. Gitmesi gerekiyordu. Yani ben Mehmet Büyükekşi'nin çok iyi arkadaşı, dostu olsam falan direkt söylerdim. Hem kendisine, kendisini bırak. Kendisi kendisidir. Ama Türk futboluna inanılmaz büyük zararlar veriyordu. Güven olayı yerle bir olmuştu. Kafalarda bin türlü soru işaretleri vardı. Güvenin olmadığı yerde adalet olur mu? Yani veyahut da başarı olur mu, huzur olur mu? Olmaz. Peki yani, bu federasyon güven verdi mi ilk sözleri, icraatleriyle? Mesela MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olması bir güven midir? O da tam tersi bir etki yarattı mı? Çünkü o da çok kamuoyunu ikiye bölen bir atama oldu. Şimdi şöyle, Ferhat Gündoğdu temiz bir insan. Düzgün bir insan. O 8 Mart kararlarını aldı, tartışılırdı. O süreci kim yürüttü? Kendi yürütmedi mi? Bence yukarıdan da belli bilgiler, belgeler, olaylar geldi. Ama bir şey de sunamadı o günleri hatırladığım kadarıyla. Bu bir kurulun önüne çıkıldı ve orada bilgi belge sorulmuş ama kendisi net bir şey de söyleyememişti. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. O süreç çok sağlıksız yürütüldü. Kesinlikle. Yani sen bir gün önce Hüseyin Göçek maç yönetmiş veya Suat Arslanboğa maç yönetmiş. Sen ertesi gün bu hakemlerle bir dakika bile vakit kaybedemeyiz. Anında yollarımız ayrılır falan dedi. Ben kabul ediyorum. Yani o süreçte Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görevdeydi. Fakat dediğim gibi daha üstten belli talimatlar, belli olaylar geldi. Ha o kaç hakemle yollar ayrıldıydı? 13-14 hakemle, üst düzey hakemle anlamında söylüyorum. Tabii gözlemciler falan da var. Bunların net olarak ifade edeyim. Hiçbirinin tırnak içinde üzülerek de söylüyorum. Öyle maç satmaymış, bağlamaymış mümkün değil. Ha nedir? Benim bildiğim, anladığım kadarıyla belli gruplaşmalar var. Belli hakemler belli birilerini destekliyor. Belli birileri diğerlerini dışlıyor. Gruplaşma, ahbap çavuş ilişkiler falan. Nitekim yeni Merkez Hakem Kurulu o günde görevdeydi. Bu doğrultuda o süreçte yer alan hakemlerden biri olan olarak gördüğü Abdülkadir Bitigen'le yollar ayrıldı. Yoksa Abdülkadir Bitigen iyi hakemdir, kötü hakemdir. FIFA hakemi. Maç yönetti geçenlerde tabii, bu yollar ayrılmadan önce. Tabii. Yani Avrupa'da. Koskoca FIFA hakemi. Yoksa Ahmet Abdülkadir Bitigen elbette ki ön planda bir hakem. Fakat o süreçte Abdülkadir Bitigen ve belli kişiler bir gruplaşma içerisinde yer aldıkları için, yoksa kimsenin aklından belli bir şaibe vardı, şu vardı, bu vardı geçmesin. Tabii gruplaşma olunca falan yollar ayrıldı. Peki burada yeni dönemdeki hamleleri o kadar keskin olmadı herhalde o 8 tabii, Mart'taki kadar. Tabii. Yine yollar ayrıldı birkaç hakemle ama. Tabii yani o zaman kadro dışı bırakılan hakemler olarak söylüyorum, dışlanan hakemlerden belli bir bölümü, önemli bir bölümü şimdi görev yapıyor. Listede yer alıyor. Şimdi tabii hakemlerimiz o zaman hiç, ve geçen sezona kadar güven vermiyordu. Fakat ben her şeye rağmen diyorum bak. Biraz önce ne söyledim? Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanı olamayacak 2-3 kişi varsa biri de İbrahim Hacı Osmanoğlu dedim. Yani şimdi niyesini söylemeye gerek yok. Fakat o da belli bir öz eleştiri yapıyor. Bunun fakatı da söylenir mi bilmiyorum ama işte bir yanlıştı. Kulüp başkanıydım. İşte kendimi hakları savunuyordum, haklarımı savunuyordum falan dedi. Yani bunlar anlayışla karşılanabilecek olaylar mı bilemiyorum ama işin iyi, ben şu tarafından bakıyorum. Mehmet Büyükekşi'nin gitmesinden tarafından bakıyorum. Gitmesi çok iyi oldu. Yani kazara kazansaydı ya lig bitmiyordu ya. Her hafta olay. Peki orada da bir şey sormak istiyorum Atilla abi. Bir sürü insan imza vermiş sayı olarak
oy sayısının çok üzerinde bir imzayla aday olurken seçimde o imza verenlerin birçoğu oy vermemişler. Bu ne biliyor musun? Korkudan i̇nsanların, biz tabii, imza verdik. Tabii insanların baskı altında kalmasından kaynaklanıyor. İnsanların ben elimi şöyle kaldırırsam dışlanırım. Ekonomik olarak, siyasi olarak, kulüp olarak, federasyon olarak dışlanırım diye. Şimdi Mehmet Büyükekşi tarafına yaklaşık olarak söylüyorum 160 kişi divan başkanlığı seçiminde el kaldırıldı. Normalde dünyanın her yerinde, bırak dünyayı, Türkiye'de iyi kötü ben de pek çok dernek seçimlerine falan girdim. Yani delege olup başkan adayı olarak falan da girdim. Türkiye'de her zaman divan başkanlığının seçimini kazanan normal başkanlığı da kazanır kardeşim. Zaten aklın yolu birdir. Yani divan başkanlığı kaldırırsın, kimi? Mert Elaman işaretliyorsun. Ona destek veriyorsun. Elini o doğrultuda kaldırıyorsun. Kaça kaç çıktı? 90'a 60. Doğal olarak 90 tane el kalktıysa başkanlık seçimi sırasında da yine oylar verilir. Fakat Türkiye'de öyle değil. En azından futbol kamuoyunda, futbol mecrasında öyle değil. İnsanoğlu orada elini kaldırırken en azından dışlanmamak adına, belli kişilere şirin gözükmek adına el kaldırıyor. Bu doğru bir yaklaşım mı? Kendi canını düşünüyor. Sonra ne yapıyor ama? Sandık başına gittiği zaman divan başkanında ben diyor kime oy verdim? İşte Mehmet Baykan'a oy verdim. Ama benim gerçek gönlüm kimden yana? İşte İbrahim Hacı Osman oldu. O yüzden 160'a 80 neredeyse divan başkanlığını kaybeden bir insanın seçimi kazanması müthiş bir başarıdır. İnsanlar hür iradesini işte o sandıkta o şekilde gösterdiler. Müthiş bir olay. Yani son dakikada mesela çok sağlam biliyorum. Yazıldı, çizildi zaten de. Yani Beşiktaş mesela oy kullanmayacaktı. Hatta nasıl bir oy kullanacaktı biliyor musun? Baba Hakkı'nın Süleyman Soylu'yu öperken tarihi bir fotoğrafı vardı. Hı. Onu atacaktı. Her Süper Lig'de takım bulunan her kulübün 7 oy hakkı var malum. Beşiktaş 6 kişiyle gidiyor. Feyyaz Uçar'ın bir işi çıkıyor. Yetişemiyor. Uçak kalkmıyor falan. Ondan sonra 6 oy. Yani geçerse oy atacaktı. Fakat son anda diyorlar ki ya belli kişiler devreye giriyor. Baş başa deniliyor. Baş başa. Yani kıl payı 1 oyla 2 oyla birisi kazanacak deniyor. Onun üzerine orada ayaküstü bir hızlı bir toplantı yapılıyor birkaç dakikalık. Ya arkadaş diyorlar Mehmet Büyükekşi devam ederse Türk futbolu adına pek hayırlı olmaz. Ne yapalım? İbrahim Hacı Osmanoğlu'na oy verelim diyor. Nitekim İbrahim sandıklar açıldı. İşte oylar sayıldı daha doğrusu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ekibinin ilk yaptığı hiç Beşiktaş yönetimini tebrik etmek. Kaç oy farkla? Çok yakın. Şöyle 5 o 129'a 134 diye hatırlıyorum. Yani oylarla mı? Tabii. İnanılmaz bir olay yani. Sen orada dediğim gibi kullanmasaydın Beşiktaş olarak seçimi Büyükekşi kazanacaktı. Çok büyük olay tabii. Sonrasında tabii gizli atılıyor bu olayla şeyler sanda. Tabii kimin kime attığını diğer kulüpler için söylemek mümkün değil. Belgelemek gerekir. Beyana inanmak gerekir. Fazla detaya girmeyeyim. Galatasaray, Fenerbahçe anlamında yani aklımdan belli bir şeyler geçiyor da onların belgeli olması gerekir. Bu kadar patinaj yapmamın nedeni o. Yani sohbette konuşulabilir bunlar ama canlı yayında her şeyde veyahut da meslekte her zaman belgeli olması gerekiyor. O bakımdan inanılmaz bir süreç. Şimdi tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu yani tırnak içinde söylüyorum. Başta İbrahim Bey'e saygısızlık yapmak haddim değil zaten. Bir delilik tarafı vardı ama üstüne basarak söylüyorum dost doğru gittiği takdirde kazanan Türk futbolu olur. Ya, yani gitmemesi için de bir neden yok her şeyden önce. Yani Mehmet Büyükekşi'nin karşısına hür iradesiyle çıktı, bağımsız olarak çıktı, güveniyle, özgüveniyle çıktı. Kimse ona çekil demedi. Ha belli kişiler araya girdiğini biliyorum. İşte senin çekilmeni istiyorlar falan deyince İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben buradayım. Telefon bekliyorum dedi. Kimse de ona çekil demedi. Bazı işgüzarlar, aracılar, şunlar bunlar dediğim gibi belli laflar yetiştirdiler. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu girdi, çıktı. Ya dürüst olmak o kadar zor bir olay değil ya. Neyse o. Hakemin başarısız mı? Hakemine sen ne bileyim herhangi bir
kafasını dağıtacak herhangi bir şeyde bulunmayacaksın. Veyahut da işte aman şu takım dikkat edin falan demeyeceksin. Kafasını bulandırmayacaksın. Hakem çıkacak, aslan gibi yönetecek. Siyah takım, kırmızı takım, o kadar basit. Yani bu çok bir zor değil. Veyahut da kurullar, disiplin kurulu, tahkim kurulu falan da açıklandı işte. Onlar da ortaya bakacak abi. Onun bunun adamı değil. Kimse. Ya işte 3 maç 3 maç, 5 maç 5 maç. Zaten kara kapı defteri yazıyor. Sen de bunu, bu kararı alacaksın. Ama daha önce işte böyle değildi. Defalarca belgelerle dile getirdik ya. Bazı kulüp başkanlarının, bazı ünlü teknik direktörlerin günlük hayattaki avukatı Futbol Federasyonu'nda disiplin kurulu başkanı. Futbol Federasyonu takip kurulu başkanı. Kadıköy Koşu yolundaki bir büroda oturuyorlar abi. Ne var? Fenerbahçeli Ali'ye, Beşiktaşlı Veli'ye şunu verelim, bunu verelim. Bir avukat, öbürü de patron. Böyle bir dünya mı var? Yani insan dikkat eder. Güven olur mu? O zaman işte güven olmadığı zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yok bu işin, Trabzonsporlu. Ne ceza verirsen inandırıcılığı olmuyor. Kimse de aptal değil vatandaş olarak. O bakımdan yani zaten çok daha önce yolların ayrılması gerekiyordu. Şu anda da bu arada kurul üyeleriyle Süper Lig kulüp başkanları TFF yönetimi nezdinde bir araya geliyorlar. Evet. Şu anda da o da ilginç herhalde. Türkiye'de daha önce böyle bir uygulama hatırlıyor musunuz Atilla? Zaman zaman oluyor, buna benzer şeyler oluyor. Doğrusu bu. Hani MHK ile falan oluyordur ama herhalde tahkimidir, disiplinidir, uyuşmazlık çözüm kurulu falan bütün kurulları tanıştırıyor İbrahim Hacı Osman. Tabii. Yani kapalı kapılar ardında olacağına bu işler açık açık olsun. Yani açık açık herkesin görebileceği bir ortamda nedir ne değildir falan. Yoksa öbür türlü insanoğlu o kurullardaki başkanlara, üyelere ulaşabilmek için 40 kişi araya sokuyor. Kafa bulandırmaya çalışıyorlar falan. Olmuyor. Mesela ben Zekeriya Alp, gördüğüm görebileceğim en düzgün insanlardan biridir. İki dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. İkisinde de kafası bir şeye bozuldu. Taviz vermemek adına bir dakikada başkanlığı bıraktı, ikisinde de iyi biliyorum olayı. Hiçbir kulüp başkanının telefonuna çıkmazdı. Hiç. Ha bu ne derece sağlıklı, çıkılması gerekir mi? Herkes ölçüsünü bilmesi gerekir elbette. Ama sağlıklı ilişki her zaman faydalıdır. Herkes nerede duracağını bilir, bilmesi gerekir. Bu toplantıların bence şeffaflık anlamında, saygı anlamında, fikir jimnastiği anlamında mutlaka çok büyük faydaları vardır. Zararı ne olacak her şeyden önce? Peki bir araya daha gidelim. Tamam. 13.32 saatlerimiz. Aradan sonra biraz mesajlarınız da var tabii ki, onlara tabii da bakacağız. Atilla Tüker'le Markaj devam ediyor. ...13.34 saatlerimiz, Atilla Türker'le Markaj'a devam ediyoruz. Şimdi geçen hafta ne oldu biliyor musun? Aygül'le program yapıyorduk yani. Sağ olsun, var olsun. Bir baktık bir şiir geliyor. Meğer Aygül'e şiir yazanlar, dinleyiciler sağ olsun oluyormuş. İnanamadım. Dedim ki Aygül, sana şiir yazıyorlarsa bana niye yazmıyorlar falan dedim. Nitekim bir şiir yazıldı geçen hafta. Geldi. Çok. Ha, çok yazıldı ha, yanlış anlama. Okumak yani herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Onlarca geldi şiir de. Aynen şöyle. Telefonları bilerek muhasebeye düşer. Aygün'ü kastediyor. Tekrarlıyorum. Telefonları bilerek muhasebeye düşer. Herkes Aygün abimi sever. Federasyona aday olursa herkesi ezer geçer. Aygün Özipek çıkar radyoya. Herkes pür dikkat dinler onu. Ne olacak bu sayın büyük ekşinin sonu? Gel artık, açıldı sana federasyon yolu. Ya Allah seval vermesin ya. Kim yazmış bunu dinleyicimiz? Ha, söylemedim değil mi? Sanki söylemedim. Mehmet İsveç'ten. Mehmet Taş. İsveç'ten. Başka bir arkadaşımız da Mustafa Demirkaya şunu yazmış. Atilla abidir, ay sağ olsun. Atilla abidir gazeteciliğin kralı, en iyi bilenlerden biridir futbolun kuralı. Kimseye yoktur eyvallahı, olmaz oralı bildiğinden şaşmaz, bilgi belgeleriyle ortaya döker, hayatımızın en önemli gazetecilik masalı. Böyle mısralar olmadığı için, peş peşe yazdığı için duraklayarak okudum. Şimdi Ali Bursa'dan mutlaka okumam gerekir. Sokak canlarına lütfen kıyılmasın, insanlığa ters, aykırı diyor malum olaylarıyla. Sonradan, evet. Sokak canlıları. Erdal Güler diyor ki, sevgili Denizli'den Erdal Güler, Atilla abi inanır mısın, çarşambanın gelmesini dört gözle bekliyorum. Sizleri çok seviyoruz, Denizli'den selamlar. Katip Çelebi diyor ki, Atilla abi senin gönlün zengin. Ay Allah'ım. Ha Tuncay, ya teşekkür ediyorum bu arada. Yani iltifatta olduğu için biraz utandım yani o anlamda. Teşekkür ediyorum sevgili Katip Çelebi. Sevgili Tuncay Ankara'dan yazıyor. Atilla abi sana ve Mert Eleman neşeli ve güzel bir program dilerim. Atilla abi, Türkiye Futbol Federasyonu FIFA kokartlı Abdülkadir Bitiken'in Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yönettiği maçtan sonra hakemliğini bitirdi. UEFA'nın Halil Umut Meler ile Avrupa'nın üst düzey maç yöneten iki hakemimizden birinin Türkiye Futbol Federasyonu hakemliğini gerçekten neden
bitirdiğini açıklaması gerekmez mi? Açıklama yapmayınca spor severlerin aklına her türlü kötü düşünceler geliyor. Bu konuları yakından bilen, yılların duayen gazetecisi olarak bizleri bilgilendirirsen seviniriz. Şimdi biraz önce zaten bunu anlatmaya çalıştık. İyi kötü fikir cimnastiği yapmaya çalıştık. Yani Abdülkadir Bitigen tövbe aşağı herhangi bir su üstüme şu bu falan olması zaten mümkün değil. Zaten savcılığa falan gitmesi lazım böyle bir durumda değil mi? Böyle bir bilgi belki gayet varsa tabii, gayet bu sebeple tabii. Alınmadıysa hakemliğe. Orada benim bildiğim Abdülkadir Bitigen belli bir gruplaşma içerisinde yer aldı. Belli bir işte hakemlerle dirsek teması. Tabii bunların karşısında da belli isimler falan oldu diye. O bakımdan hani gruplaşmaydı. Tırnak içinde söylüyorum Ahbap Çavuş ilişkiler falan anlamında Türk hakemliğine zarar verdiği düşüncesiyle yollar ayrıldı. O zaman tabii aynı potada olan bazı hakemlerle şimdi yollar devam ediyor. Demek ki onlara bir şans tanınacak. Yahut da büyük, ya öbür türlü olsa zaten bir, belli bir şaibe o durumu Allah korusun olsa hepsiyle yollar ayrılır. Yani 15 kişiyle de 20 kişiyle de. Yani bu insanlar o süreçte tahkim kurulundan zaten geri dönmüşlerdi. Şimdi Abdülkadir Bitigen gibi bir hakemle yolların ayrılması tabii ayrı bir olay. Peki, çünkü FAKU kartlı. Bir şey sorayım. Sanki dinleyicimiz hani iki numaralı hakemmiş gibi Avrupa'da söyledi ama hani Halil Umutmeler'den sonra gelen hakemimiz değil herhalde şu anda. Orada Atilla Karaoğlan evet. Daha önde diye biliyorum. Arda olabilir. Kardeşler onu tekrar de. Bakmak lazım. Tabii. Benim aklıma kaldı tabii kadarıyla. Doğru. Onu da söyleyeyim. Daha önce Ali Palabıyık da FIFA kokartlı bir hakemizken onun da hakemliği bitti. Yani son dönemde biraz fazla da olan bir şey. Oluyor. Yani 20 yıldır 30 yıldır en tepedeki pek çok hakemle yollar ayrı. Saymakla bitmez yani o şey anlamında. Sevgili Adnan Çal diyor ki kolay gelsin. Hakemleri odaya kilitleyen ve onca emniyet müdür, vali, yüksek rütbeli bürokratların olduğu yerde kimsenin bir şey yapamadığı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu şimdi o hakemlerin başkan olup onlara sahip çıkacak olması ne yaman çelişki değil mi Sayın Türker diyor. Bu durumu da biraz önce izah etmeye çalıştık. Yani onun yanlış olduğunu kendisi de kabul ediyor zaten. Tüm dünya kabul ediyor kendisini de bırakalım. Şimdi ondan ders aldım diyor. Kulüp yöneticiliği dönemimdi diyor. Hesap sordum diyor. İnanılmaz kötü bir örnek. Sadece o da değil. Bazı beyanları falan da var. Özellikle Ali Koç'a yönelik falan. Tabii çok vahim olaylardı bunlar. Şimdi önünde yeni bir dönem var. Kimin ne olduğunu biliyor. Medyada kimdir, ne bileyim hangi teknik direktör ne yapar, hangi kulüp başkanı veyahut da yönetici, menajer nedir, ne değildir falan. Tabii bu arada Sivasspor eski başkanı Mecnun Ot Yatmaz da Türk futbolunun özellikle Anadolu futbolunu bırakalım derken Türk futbolunun tamamını çok iyi bilen, gözlemleyen bir insan. Sadece özellikle hakemlere iyi bir harita, yol gösterildiği takdirde bir de cezalar doğru verilecek. Bu iş atladı ve değil. Cezalar zaten disiplin kurulunda, tahkim kurulunda bulunan kişiler hepsi ne bileyim bir kısmı doçentti, profesördü, çok kritik görevlerde bulunan insanlar haliyle gereken yapılır anlamında söylüyorum. Peki hala görev dağılımı yapılmış evet. değil mi Türkiye Futbol Federasyonu'nda? Sanki öyle haberler okumuştuk ama Bayram Saral da istifa etmişti. Evet. Kurul oluşumu ya da işte görev dağılımı sırasında öyle bir kriz var mı hala Türkiye Futbol Federasyonu'nda? O ilk toplantıda belli bir görev taksimi yapıldı. Gerçi sonra yapıldı değil mi? Yapıldı. O halledildi ama çünkü evet. O ilk dönem Bayram Saral'ın istifası da bayağı bir olay olmuştu. Evet. Daha yeni seçilmişken 3-4 gün içinde. Tabii ilk toplantıda istifa etti zaten. Evet. Yani pazartesi günü toplantı seçim yapıldı. Aradan 3-4 gün geçti. Pazartesi günü toplantıda istifa etti. Sevgili Mustafa Arba diyor ki abi iyi yayınlar. Sesini duymak yine çok güzel. Mourinho'nun kurun içi ısrarla oynatmasının nedeni transfer pazarına sunmak olabilir mi? Ne dersin bu cümleyle? Sabah konuştuk ama böyle sunarak oyuncunun satışına engel de oluyor olabilir Fenerbahçe. Evet. Performansı çünkü çok iyi seviyede değil. Bunu gören oyuncu almaktan vazgeçebilir. Evet. Sevgili Özgür Akay diyor ki abi diyor İtalya voleybol milli takımı 2020'de yenildi. Sırbistan'dan intikamını 4 yıl sonra almış. Biz Türkler tez canlı insanlarız. Öyle 4 yıl bekleyemeyiz. 4 gün yeterli. Yarın alacağız diyor. Abi bir yerde kahveye çizmişler Yusuf Komutan'ın pozunu diyor. Sevgili Mustafa başka bir mesaj. İyi yayınlar Atilla abim. Sesinizi duydum, mutlu oldum. Özlemişiz Mert Bey'e selamlar. Sevgili Erkan Bey diyor ki merhabalar hocam. Sizlere çok çok selam ediyorum. Galatasaray'da Fatih Terim yaşadıkça Allah uzun ömür versin tabii. Başka hoca geldikçe hep
Demokles'in kılıcı gibi her seferinde en ufak bir şeyde gündeme gelecek. Bu doğru bir şey mi? Saygılarımla diyor. Ayrıca yine devam ediyor. Hocam, Fenerbahçe'de her sene hoca ve futbolcular değişiyor. Acaba takımın bir oyun sistemi olsa, gelen hoca ve futbolcular buna göre transfer edilse iyi olmaz mı? Şu an Fatih Terim'in adı geçiyor mu Atilla abi, görüyor geçiyor musunuz? Geçiyor. Ama yani ben çok nadir okudum. Suni mi geçiyor, yani. Gerçek mi geçiyor bilemiyorum ama geçiyor adı. Kahramanmaraş Spor depremden sonra ortalıkta yok, haberiniz var mı diyor. İsmini Serkan. Evet, maalesef acı bir olaydı o. Şimdi merhaba abim, biz kurun işten ne zaman kurtulacağız diyor Abdülkerim adlı bir kardeşimiz, Abdülkerim Çağırcı. Caner Akgüz, sevgili Caner Akgüz diyor ki sesinize zeval vermesin Mevlam, hoş geldin abim. Yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve Beşiktaş'ın bitmeyen borçları ve kaybolan paralar hakkındaki duruşmalarda son durum nedir abi? İstanbul'dan seni seven kardeşin Caner Akgüz, selamlar saygılar diyor. Artık onların özellikle Ahmet Nur Çebi döneminde Fikret Orman'a açılan davaların çok önemli bölümü zaman aşımına uğradı. Yani artık olan oldu. Gereken hesap zamanında sorulmadı. Hukukta bir zaman aşımı diye bir olay vardı. Geldi, geçti, gitti. Şu anda Beşiktaş yönetimi onu zaten denetim kuruluna sevk etmişti. Oradan bir şey çıkar mı? Sanmıyorum. Dediğim gibi gereken hesap pek sorulmadı. Geç kalındı anlamında söylüyorum. Sevgili Aydın Demirci, Atilla abi selamlar, iyi yayınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yanındaki beyefendiyi kardeşim, seni de abim gibi seviyorum. Bu kadar özletmeyin lütfen diyor sevgili Aydın Demirci. Teşekkür ediyorsunuz. Sağ olsun. Sevgili Ali Nacargil diyor ki merhaba Atilla abi, YouTube yayını falan düşünmüyor musun istiyor. Şu anda düşünmüyorum. Şimdi çok anlamlı bir mesaj. Aygün Özüpek tanır mısın? Tanırız. Tanırız. Yakın. Atilla abi selam diyor. Aygün abi, üç kelime anlatılamaz, üç kelime ile anlatılamaz ama sen de söylersin diyor. Kendini mi sormuş? Soruyor, evet. Aygün'a üç kelime. Aygün'ü üç kelimeyle bize soruyor. Siz başlayın Atilla. İyi gazeteci, iyi dost, ne derler başka? Kral. müthiş ekürü diyeyim. Sevgili Mustafa Gökkay, hoş geldin abi, özlettin diyor. Ali Nacargil, YouTube yayını düşünmüyor musun diyen arkadaşımızın Ali Nacargil. Katip Çelebi diyor ki Atilla abi, geç de olsa katılım sağladım, iyi yayınlar dilerim diyor. Mesajlar da yağıyor. Çağrı Aygür diyor ki Atilla abi selamlar, saygılar, seni dinlemeyi özlemişiz. Keşke yayın biraz daha uzun olsa, baş tacısın. Abi iyi günler, sağ ol, var ol canım kardeşim. Sevgili Günay Yıldız, abim sana ve Mert Elema selamlar. Bu yıl daha adil olur mu futbolumuz? Saygılar, iyi yayın. Ben daha adil olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir kontrolle, iyi bir güvenle, özgüvenle bunun sağlanacağını düşünüyorum yani. İlk sene için ben de öyle bir endişem yok. Hele ki böyle bir dönemden sonra gelen ismin asıl dikkat edeceği konu bu olur. Bugün bu arada görmüşsünüzdür, İbrahim Hacı Osmanlı'da Bein Sports'ta Güntekin Onay'ın konu oldu. O da adalet vurgusu yaptı. Geçen sezon iki takım işte öne çıkarıldı dedi. Bu sene pek öyle olmaz dedi. Daha adil bir düzenden bahsediyor. Sürekli bu vurgu yapıyor. Bakalım yansıması nasıl olacak? Yani sonuçta eylemede dökülmesi lazım. Söylemle sadece olmuyor. Kesin. Adaletin olmadığı yerde ne başarı olur, ne mutluluk olur, ne huzur olur. Herkes birbirine girer. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi, önceki yıl olduğu gibi. Şimdi burada adil olunacağına inanıyorum her şeyden önce. Çünkü tüm gözler İbrahim Hacı Osmanoğlu ve arkadaşlarında. Yani adil olunmaması için de hiçbir neden yok. Her şeyden önce niye adil olunmasın abi? En basit olay. Yani neyse o. Oturacaksın koltuğuna, ki oturacaktır mutlaka. Yani genel anlamda söylüyorum. Bakacak hangi hakem ne yapıyor, ne diyor. Tabii uzmanlara da danışarak, kendi bilgisi doğrultusunda da, kardeşim niye böyle oldu? Net. Peki açıklamalarından bir kısım vardı Atilla abi. Hakemlerin insani hata dışında hata yaptıkları noktada onları yanıma çağıracağım gibi bir ifade kullandı. Bu biraz tehlikeli olmuyor mu? Oradaki insaniyi ya da mesela vardı hatayı kabul etmeyen bir açıklaması var. Bu biraz fazla yine işin içine giriyor anlamına gelmez mi? Şöyle, değişik bir uygulama. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır da bu yiğit çok farklı. Böyle bir uygulama ilk defa göreceğim. Ama en azından birbirlerini tanıma, samimiyet, niye oldu, nasıl oldu, bizzat direkt aracıyı ortadan kaldırarak, ne bileyim, bir uygulama içine girecek. Mehmet Büyükekşi'nin de benzer bir uygulamayı yaptığı, hakemleri sürekli yanına çağırdı tartışmalı kararlardan sonra söylenmişti ve çok hoşuna gitmiyor hakemlerin bu tarzı. Tabii, çünkü çok hassastır.
niye Beşiktaş'a o penaltıyı vermedin olursa, ya bunu çok iyi dile getirmek lazım. Ya Galatasaray'a o penaltıyı niye vermedin? Ya kırmızı kartı niye gösterdin falan olursa, hakemlere bir mesaj vermiş gibi de olabilirsin. Yani büyük ekşide biraz öyle. Öyle diyenler var. Öyle diyenler var. Hacı Osman'ı daha usulünce yaparsa. Usulünce yapılırsa olmaz. En azından karşılıklı güven, özgüven doğrultusunda daha sağlıklı bir yol alınabilir gibi. Tabii mutlaka bu sohbette Merkez Hakem Kurulu Başkanı da olacaktır. Öbür türlü federasyon başkanı, ne bileyim işte, samimi olmak gerekiyor yani her şeyden önce anlamında söylüyorum. Sevgili Erkan Bey şiir yazmış. Atilla Atilla hiçbir zaman olmayasın sıkıntıda. Allahu Teala olsun her zaman yanında. Sağlık ve mutluluklar içinde olsun daima. Olasın daima. Adalet için savaşmak için doğmuşsun adeta Atilla Atilla. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu arada tabii yeni, daha hiç zamanımıza daralıyor. Sevgili Bülent Çotanak dinleyici, Giresun sporlu, ne yazmış? Atil abi iyi yayınlar, seviyoruz seni. Bunlar yeni gelen mesajlar, açılmamış. İbrahim Tekin Erdem diyor ki, abi merhaba, uzun zamandan beri size yazamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da hem ligde nasıl olur sizce? Sizi seviyorum. Mert Elema sevgiler. Vallahi nasıl olur? Mourinho varken tabii yani, ki zirveye oynaması beklenir ama ilk 3 maç pek iyi sinyaller gelmedi. Dün de kaybetti. Rövanşta bilmiyorum, İstanbul'da haftaya. İşi çok kolay değil. Sevgili Bekir Ayan diyor ki, Atil abi iyi yayınlar. Kulüplerin bu kadar yüksek bonservisler ve maaşlar ile transfer yapmaları matematik karşılığı olmayan bir şey ve maalesef sadece birbirlerine üstünlük kurup şampiyon olmak için bu kadar para harcıyorlar ve biz taraftarlar da yıldız transfer gelmiyor diye baskı yapıp yönetimleri hataya zorluyoruz. Ondan sonra şampiyon olunamadığında vay efendim bu futbolcularla bu kadar sözleşme yapılır mıymış diyor. Bence taraftar da samimi değil. Bence bir dur demek gerekmez mi? Kendi dur demiş kendine herhalde farkında yaptığının. Güzel, bence bilinçli bir taraftara dönüşmüş. Doğru. Sevgili Serkan Ataşehir'den kardeşim. Ataşehir'den Serkan. Atil abi her hafta seni bekliyoruz. Morita'nın SPK manipülasyonu için ne diyorsun? Biraz şeyli mesaj yorumlu. Bu geçen sene çünkü bonservisiyle gittiği söylenip aslında kiralık gittiği anlaşılınca, evet, ki Galatasaray geri dönmüş Ankara Gücü'nden sonra. Bu geçen gün evet sosyal medyada bir anda gündem oldu. Bilmiyorum, bununla ilgili henüz öyle kurullardan bir soruşturma vesaire bir haber okumadım ama evet, bence güzel bir konu. Burada Galatasaray'ın iyi açıklaması lazım bu transferi, hangi şartlarda yaptığını. Kesin. Sevgili Faruk İnanç diyor ki, selamun aleyküm Atil abi, muhteşem ikili geri döndü diyor. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Şenay Akçakıl, Şenay Hanım diyor ki, Fenerbahçe sevgisi anlık, günlük, aylık, yıllık bir sevgi değildir. Lille maçının o revanşında stada gelebilen taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya, hatta uzatmaya da gitse bile susmamalıyız. Top rakipteyken ıslığımızla takımımızı atağa kalkması için şarkılarımızla yanlarında olursak tur bizimdir diyor. İki büyük takımımızla Şampiyonlar Ligi'nde neden kol kola olmayalım diyor. Güzel bir mesaj değil mi? Çok güzel tabii ki. Ama taraftar dediği gibi kendisini pek bir ortam oluşturamıyor son dönemde Kadıköy'de. Ya bu çağrıyı yapan birçok kişi görüyorum sosyal medyada ama işte geçen maç, daha yeni Lugano maçında Krunić ıslıklandı ve bir pas hatası yaptı diye iç sahadaki karşılaşmada. Yani taraftar hemen patlamaya hazır bir bomba gibi, çok sabırsız. O yılların birikimini hissediyorsunuz izlerken. Bu nokta transferler hakkında ne düşünüyorsun? Mesela Beşiktaş'ın özellikle nokta transferleri, genç oyuncular anlamında. Beşiktaş 3'te 3 yaptı gibi gözüküyor şu an için. Immobile, Rafa, Gabriel savunmadaki. Immobile İtalya'da 4 kez gol kralı oldu. 4 kez gol kralı oldu. İnanılmaz bir olay ya. Rafa en iyi sezonunu oynadıktan sonra geldi. Yani düşüşteyken değil. Tabii. Tam tersi, istatistik olarak en iyi sezondan sonra Beşiktaş'a geldi. Gabriel öyle yükselişte değildi ama ilk maç bayağı savunmayı toparladığını düşünüyorum. Beşiktaş şu ana kadar bayağı yüzleri gözüküyor. Galatasaray'da zaten göremedik. Orta sahaya Sara geldi yeni. Yeler de geldi sağ beki, sakat diye göremedik. Fenerbahçe'de rekorla En-Nesyri geldi. Dün o da iyiydi oyuna girdikten sonra. Hı. Belli ki çok katkı sağlayacak. Onun haricinde Saint-Maximin dün ilk kez oynadı. O da çok hareketli bir oyuncu. Çok hızlı. Hani pırpır diyeceğimiz kanat oyuncularından biri ama son noktada o gol vuruşlarında ya da pas mı vereyim, biraz bencilliği var. Ama rakibi bayağı yoracak, yıldıracak bir oyuncu gibi gözüküyor. Bakalım yani, Trabzon transferleri de Trabzonspor'a biraz konuşalım. Evet. Nasıl? Çok transfer oldu Atilla abi. 10. oldu. Bugün bir stoper galiba daha aldılar. 10 transfer birden yaptılar. Yani baştan aşağı takım değişti. Sabah Ayhan Şensoy'la konuşurken savunma dörtlüsü geçen senenin
den tamamen farklı bir dörtlüye dönmüş. Biraz uyum gerekebilir. Trabzon'da dezavantajı o şu aşamada. Çok yeni bir takım gibi gözüküyor. Onu açıyor alabilirlerse biraz uyumla birlikte kolay adapte olabilirler ama sanki biraz zamana ihtiyacı olacak Trabzon, ama geçen sene gibi herhalde olmayacak. Yani Galatasaray, Fenerbahçe öyle çok kolay 1-2 olamayacaklar gibi. Beşiktaş, Trabzon yakından takip etmeye çalışacak. Hatta önde bile olabilirler. Anadolu takımları arasında üst tarafı zorlayabilecek kapasitede olan sence var mı? Vallahi hazırlık maçlarını izlemediğim için Atilla abi bilmiyorum, ama kafadan konuşursam hani Başakşehir Anadolu kulübü değil ama Başakşehir yine oralarda olabilir. Rize. Rize ilginç bir takım. Çok iyi transferler, yani isimli transferler yapmasa da İlhan Palut faktörüyle kesinlikle olabilir. Göztepe'den ben umutluyum. Öyle mi? Hem tribün atmosferi hem yabancı bir yatırım var sonuçta orada. Farklı yönetiliyorlar. Yani evet. Çok sıra dışı bir kulüp başkanları var. Onun olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde Sivas belki, hani Bülent Uygun devam ediyor. En iyi oyuncuları Manay devam ediyor. Bunlar geliyor ama birçok takımın da sıkıntısı var. Yani transfer yasası olanlar, Kayseri hala transfer yasağı var. Antalya'nın 13 lisanslı futbolcusu var şu anda TFF sitesinde. Yani inşallah böyle problemler sezona yansımaz. Çünkü ligin kalitesi bu sefer etkileniyor Atilla abi. Değil mi? Anadolu kulüpleri çok kötü olunca kopmalar oluyor. Umarız geçen sezondan daha iyisini gösterirler. Benim temennim o. Sizin var mı böyle bir sürpriz beklediğiniz bir takım? Ben Göztepe'yi mesela o açıdan bekliyorum. Ya şöyle, sürpriz en fazla ne yapabilirler? Yani gönül ister ki şampiyon olsun ha. Yani gönül ister ki Anadolu'dan bir takım çıksın, çatır çatır işte kazansın, iyi bir kadro kursun, hedefe ulaşsın. Yani Anadolu'dan bir takım, ama günümüz şartları da, hele hele günümüzde son derece zor. Yani sen herhangi bir futbolcuya yıllık 6 milyon euro net maaş verebiliyorsun. Oysa Anadolu'daki takımların yıllık bütçesi belki anca o kadar olabiliyor. Medya desteği, ki medya artık tek dişi kalmış canavar. Fazla desteği olamıyor, olmaz. Ama bunun yanında yani tribün desteği, sponsorlar, şu bu falan anlamında Anadolu bu konuda çok yetersiz. Eğri oturan doğru konuşalım. Yani Anadolu'da, Kayseri'de, Konya'da veyahut da Antalya'da, Alanya'da, Rize'de çoğu maç, belli maçlar yani boş tribünler önünde oynanıyor. Ama İstanbul dört büyükler özellikle her maç genelde full çekiyor. Yani antrenman maçlarında bile inanılmaz bir rekabet, inanılmaz bir heyecan oluyor. Bu şartlar altında yani Anadolu'dan şampiyon çıkması son derece zor. Ama senin de dediğin gibi, en azından benim de görüşüm, yani bir Rize faktörü, bir Başakşehir olabilir mi? Olabilir. Tribün atmosferiyle Samsunspor ki lige bence renk katan takımlardan biri. Adana Demirspor biraz geriledi tabii son dönemdeki maddi sıkıntılardan dolayı, ama o da bundan önce zirveyi zorlayabilecek bir takımdı. Hatta bu sezon öyle başladılar. Evet. Zirveyi zorlar mı diye, ama baktık mali kriz onları da etkiledi. Yani şimdi yine aklıma Futbol Federasyonu seçimleri geldi. Yani daha önceki yayınlarda da dile getirmeye çalıştım. Orada kaç kişi oy kullanabiliyor? 320. Yani çoğu insan veya belli sayıda insanlar futbola sonradan gelmiş insanlar da olabiliyor. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bile yani 3-5 yıl önceye kadar futbolun içinde olmayan bir insandı. Lafı şuraya getireceğim. Bu oylamayı, delege sayısını çok daha fazla tabana yayıldığı takdirde şöyle bir şey olur. Kimse işaret edilirse edilsin hikaye. Hak eden daha rahat kazanır. Mehmet Büyükekşi bu şartlarda aday bile olmazdı. Aklından aday olmayı bile geçirmezdi. Niye diyeceksin? İşaret ediliyor. İşaret edildiği için de şimdi burada saymayayım ama belli kulüpler doğrudan Mehmet Büyükekşi'ye veriyor. Onu emir teyakki ettikleri için veriyor. Oysa üstüne basarak söylüyorum. Şu anda 320 delege var. Sen bu sayıyı ne bileyim 5000 yap, 3000 yap, 4000 yap kulüplerde olduğu gibi. Çok da zor değil. A milli takım formasını misal diye söylüyorum. 10 kere ve üstünde giyen herkes doğal delege olabilsin. Veyahut da A milli takımı çalıştıran herkes doğal delege olabilsin. A milli takımı çalıştırmak kolay bir iş mi? Kim çalıştırabiliyor? Yani nihayetinde. Ama bizde ne? A milli takım formasını en fazla giyen 5 kişi. Niye 5 kişi abi? Yani hiç futbolun kenarından kıyısından geçmeyen insanlar gelip
yani belli hesaplar doğrusunda oyunu Ali'ye, Veli'ye, Atile'ye atıp gidiyorlar. Öbür türlü ama Türk futbolunun içinde bulunan insanlar kimin iyi, kimin kötü, kimin sahtekar, kimin cambaz, kimin doğru, kimin ne olduğunu çok iyi bilecekleri için Futbol Federasyonu Başkanı olarak o kişileri göreve getirirler. Ama Türkiye'de işaret edilen kişiler genelde göreve getiriliyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu işaret edilmedi ama çok güçlü bir yapısı olduğu için, ilişkileri çok iyi olduğu için önüne kimse set çekemedi. Yoksa yandı Gülüm Ketener var. İbrahim Hacı Osmanoğlu da iki dakikada saf dışı bırakılırdı. İşte Servet Yardımcı mesela. O da belli kişiler engelledi. Mesaj verildi. Çekil falan dendi. Çekildi. Üstüne basarak söylüyorum. Türk futbolundaki kongre yapısı, delege yapısı mutlaka değişmelidir. Değişmediği zaman işte hiç tanımadığın, hiç adını sanını duymadığın insan işaret ediliyor. Koltuğa oturuyor. O koltuğa oturtanlar da ona belli talimatlar veriyor. O başkan belli kulüplerle ahbap çavuş ilişkisine giriyor. Belli cezalar veriliyor. Belli cezalar verilmiyor. Bu şekilde sağlıksız bir ilişki oluyor. Sağlıksız bir yapı ortaya çıkıyor. Kaybeden de Türk futbolu oluyor. Şimdi işte Mehmet Büyükekşi evine gitti. Oturdu. Yani kaybedenini ama Türk futbolu kaybetti. Mehmet Büyükekşi sadece yani başkan olarak görevde kaldı. Fazla varlığı gösteremedi. Evet, bitirdik Atilla son abi. Son bir mesaj. Ali Hikmet, özür dilerim 10 saniye. Merhabalar abi. Ali Hikmet Aktürk. Ben iyi yayınlar. Sizin vasıtanızla Ali Erin Bey'e sesleniyorum abi. Seninle olan bir saatlik yayını 2 saate çıkartabilir mi? Sizlere doyum olmuyor. Mert Bey'e de selam. Sağ ol Ali Hikmet. Ben teşekkür ediyorum. Bu halimden memnunum. Saygı duyuyoruz Ali Erim'e. Sağ olsun. Bitti. Bitti abi. 13.57. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür haftaya ediyorum. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ ol. Atilla Türker'le Markaj sona erdi.